Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Yakutistan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz bölümde amacımız, hedefimiz Doğu'nun ayısı olan Rusya'ya savaş ilan etmek ve topraklarımızı, en azından Orta Asya, Kafkaslar ve Yakutistan'daki topraklarımızı birleştirmekti. Hatta biz bunun için gerekli hazırlıkları da yaptık. Azerbaycan sınırlarına ordu yerleştirdik, Kazakistan sınırlarına ordu yerleştirdik. Yakutistan'ın hem Doğu hem de Batı sınırlarına aynı şekilde ordularımızı yerleştirdik. Ama aniden gelen bir savaş ilanı maalesef bizim bütün planlarımızı baltaladı. Bütün planlarımızı adeta alt üst etti abi. Peki hangi devletle savaş ilan eden o iki devlet? Tabii ki de İran ve Hindistan devletleri. Kendileri beraber kendi aralarında bir pakt kurmuşlar. Ve bu pakta mütakiben bize bir savaş ilanında bulunmuşlar. Ben açıkçası İran-Hindistan paktının Rusya tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Zira tam biz Rusya'ya karşı savaş hazırlıklarını tamamlamışken ve ordularımız, yüz binlerce ordumuz sınırlarda beklerken aniden İran ve Hindistan'ın bize karşı savaş ilan etmesi, bir de Türkmenistan'ın da bu işin içerisinde olması. Bak Türkmenistan, seni unutmadım. Seni unutmadım kardeşim. Sen hala bu işin içindesin mesela. Yani ben geçen bölüm İran'dan değil, asıl hasarı Türkmenistan'dan gördüm. Eğer Türkmenistan İran'a askeri erişim izni vermeseydi, İran bana Hazar Denizi'nden o kadar çok zarar veremezdi abi. Her neyse, bu bölüm öyle ya da böyle o Türkmenistan yıkılacak kardeşim. Yani geçtiğimiz bölüm gerçekten hani sövmemek için zor tuttum. Şimdi onlar da bir Türk devleti falan filan vesaire. Hani çok bir şey söylememeye çalıştım da gerçekten zor tuttum kendimi ya. Yani adamların bizi düşürdüğü vaziyet o kadar kötü bir vaziyetti ki ben İran'ı atıyorum sınırlarımdan, adamlar Türkmenistan'dan bana geri geliyorlar. Yani böyle hani duvara top atarsın sana geri gelir, aynı hesap abi tamamen. Yani atıyorum geri geliyor, atıyorum geri geliyor ve bunun çok büyük bir kısmı %80'i Türkmenistan yüzünden abi, öyle söyleyeyim. Hatta ben daha fazla beklemek istemiyorum abicim. İçimdeki o intikam hırsı gerçekten artık kabardı ve içime sığmayacak bir boyuta geldi. Ben Türkmenistan'a savaş ilan etmek istiyorum abi. Yani benim aleyhime kararları bu kadar rahat bir şekilde alabilen bir devlet cezasız kalmamalı kesinlikle. Zaten Kırgızistan ve Türkmenistan devletleri de biliyorsunuz bizim Orta Asya Türk devletleri planlarımız arasında fethedilecek devletler arasında. Güzel, şu anda bütün ordularımız sınırlara doğru akın ediyorlar adeta. Gayet güzel abi, evet. Şu anda bütün ordularımız Türkmenistan sınırlarında. Şimdi Türkmenistan, oğlum sana acılı bir son yaşatacağımı söylemiştim değil mi ben? Söylemiştim değil mi? Yap yağmayı anasını satayım. Bas yağmayı. Bas basa bildiğin kadar. Her aldığımız toprakta yağma yapacağız anasını satayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamamdır abi. Hemen bunlarda da birer yağma yapalım. Bol bol yağma yapacağım bu topraklarda. Yani Türkmenistan bunun cezasını çekecek kardeşim. Birazcık Türkmenistan hükümetinin aldığı kararları Türkmenistan'ın halkını ödetiyormuşuz gibi oluyor ama... Her neyse tamam, çok da fazla abartmayalım yağma işini, en iyisi kaldığımız yerden devam edelim biz. Sonuçta onlar da aynı ırktan olduğu için fazla abartmamak gerekiyor. Evet, gayet güzel. Çok kısa bir savaş sonucunda Türkmenistan toprakları tamamen tarafımızca ele geçirildi. Harika bir savaş oldu bizim adımıza açıkçası. Ordularımız, ya bu arada artık orduları başkente döndürmeyelim abi. Astana bizim böyle yeni merkez bölgemiz olsun, tamam mı? Yani savaştan sonra orduları ta Yakutistan'ın başkentine, Yakutsk'a göndermeye gerek kalmasın. Astana bizim böyle Orta Asya'da merkez olarak bellediğimiz toprak olsun abi. Mesela Güney Afrika Birliği'nin, short videosunu da çektim oradan biliyorum, 3 tane başkenti var. Biz de böyle kullanabiliriz. Orta Asya'daki başkentimiz Astana, Yakutistan'daki başkentimiz Yakutsk ve Kore'deki başkentimiz de Pyongyang olacak şekilde mesela. Her bir coğrafyaya ayrı ayrı merkezler, ayrı ayrı başkentler kendi adımıza yap... Birader sen... Sen ne istiyorsun benden ya? Allah aşkına benden ne istiyorsun ya? Derdin nedir kardeş? Söyle yani, çözelim. Bak bu sefer de Afganistan'da bir olup girdiler. Bir de Amerika'da geldi. Bir sen eksiktin kardeşim ya. Bir sen eksiktin gerçekten. İnanamıyorum size ya. Size inanamıyorum ya. Gerçekten inanılmaz. Yani bu üç devlet nasıl bir araya geldi Allah rızası için? Amerika, Afganistan ve İran nasıl bir araya geldi ya? Yani insanın aklı almıyor, gerçekten inanılmaz bir şey ya. Mucize gibi bir şey bu ya. Yani bu devletlerin kafasına silah dayağı ayrı masaya oturtmaya çalış, oturtamazsın.
Adamlar şimdi bildiğin yan yana geldiler. İnanamıyorum gerçekten ya. Yani bu bizim artık şanssızlığımız mı, bahtsızlığımız mı? Yani nedir bilinmez. Yani bu serinin başından beri her şey çok boka sarıyor kardeşim. Niye böyle oldu ya? Başından beri değil gerçi. Başları gayet güzel gidiyordu da. Ya belli bir yerden sonra önüne gelen bana savaş ilan etmeye başladı. Kardeşim az bir yerinizde durun. Hepinizin sırası gelecek. Teker teker gelin biraz ya. Allah Allah. Ne bu hırs, ne bu kin? Yani Yakutistan size ne yaptı kardeşim? Allah aşkına. Ayıptır ya. Hiç yakıştıramıyorum yani ben böyle şeyleri. Hemen abi ordularımızı seri bir şekilde sevk edelim. İran sınırlarına doğru. Afganistan zaten barış antlaşması teklifimizi kabul etti. Kabil hükümetiyle barış antlaşmamızı imzaladık. Bu iyi bir haber. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani rakiplerimizden bir tanesi azaldı en azından. Ama İran ve Amerika var hala karşımızda. Yani abi ismi geçen devletlere bak. İran ve Amerika hala yani nasıl aynı tarafa, aynı bloğa denk geldiklerini ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum gerçekten ya. Heriflerin saldırdığı ordu sayısına baksana. 47 bin orduyla saldırıyor elemanlar. Yarını yokmuşçasına giriyor elemanlar bizim topraklara ya. Gerçekten yani buna bir son vermemiz gerekiyor. Nasıl son vereceğimizi bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ama buna bir son verilmeli abicim. Bir şekilde. Tamamdır, güzel. Şu anda ordularımız fena toplanmadı bu arada. Euro bölgedeki o 47 binlik orduyu defetmeyi başarabilirsek eğer belki bir şansımız olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bu savaştan da zaten amacımız yine beyaz barışla ayrılmak. Eğer başarabilirsek, umarım başarabiliriz. Tamam abi. Şimdi bizim asıl büyük ordu şu anda bölgeye teşrif etti. 20 binlik orduyu kuzeye doğru yolladım ki buradaki orduya karşılık versin. 24 binlik orduyu da Derveze toprağına yolladım. Orada İran'ın büyük sayıda bir ordusu var diye hatırlıyorum. Bize bu savaşta özellikle Kafkasya'dan aldığımız Azerbaycan toprakları gerçekten büyük fayda sağlıyor. Çünkü bölgedeki yüksek istihdam edilebilir nüfuslar hemen hızlı bir şekilde İran coğrafyasına doğru askeri destek getirmemizi sağlıyor. Ve bu bizi gerçekten de bir adım öne geçiriyor dostlar, doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden devam edelim abi. Çok güzel, o 10 binlik büyük orduyu devirmeyi başardık. Bu harika bir haber abi gerçekten de. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Yani bu ilerleyişin devam etmesi gerekiyor. Ve bir şekilde bu işi kendi adımıza galibiyet olarak kendi adımıza faydalı bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. Nasıl yapacağımızı bilmesem de. Bir de Amerika var. Tam Amerika var dedim, geldiler. Tam Amerika var dedim, geldiler abi. Hiç bir adlarını anmaya gelmiyor. Direkt yapışıyorlar kene gibi. Ya kardeşim senin benle yani ne derdin var? Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu çözemiyorum. Sen bana bu seride ikinci kez savaş ilan ediyorsun. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani Yakutistan'la ne işi olabilir ya? Ben bu meseleyi hala çözemedim be kardeşim. Allah Allah. Yani koca Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Adamların derdi Yakutistan olmuş ya. Halledeceğiz abicim. Halledeceğiz. Hepiniz gelin. Amerika'da gelsin anasını satayım. Hepiniz gelin lan. Gelin bakalım lan. 7 düvele karşıyız lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Gel Ceylan. Gel. Ya bu sefer de bundan askeri erişim izni aldılar. Ya sabır, kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Az kaldı fıttıracağım. Şimdi 2 bölümdür. 2 bölümdür sınanıyorum. 2 bölümdür sınanıyorum. Ya sabır. Ya sabır. Sizin alayınızı fethedeceğim ki kimseye askeri erişim izni veremeyin abi. Tamam mı? Sizin alayınızı fethedeceğim oğlum. Alayınızı alacağım lan sizin, var ya. Aklınızı alacağım lan sizin. Yani beni bu kadar sinirlendirmeyin birader. Yani benim sağlık sorunlarım var kardeş. Bak kafayı yerim, fıttırırım falan yani, tamam mı? Lütfen ya, bu nedir ya? Bir insan bu kadar sınanır mı kardeşim? Bu nedir? Allah Allah. Neyse hemen birkaç ordu basım işlemi daha gerçekleştirelim. Şu Amerika'yı şuradan bir depedelim de bir... Yani burnumuzu boktan çıkaralım, affedersiniz. Şu anda çıkaramıyoruz abicim. Evet, Kore'nin güneyinde hala 4000 kişilik bir... Hatta 8000 kişilik bir Amerikan ordusu daha bulunmakta. Bu 8000 kişilik orduya nasıl karşı koyacağız? Ordu basarak karşı koymaya çalışacağız. Zaten başka bir çaremiz yok abi. Evet, İran bir çıkarma gerçekleştirmeye gayret ediyor, çalışıyor. Onlara karşı hemen şöyle bir askeri alma işlemiyle çıkarmalarını bence boşa çıkarabiliriz. Bu arada İran şu anda bana sadece 320 askerle çıkarma atıyor. Yani bu bence bir şeye işaret edebilir. O da sanki İran'ın gücü azaldı ya. Sanki İran biraz güçten düştü değil mi? Bana biraz öyle geliyor abicim açıkçası. Sanki İran düşmemiş. Sanki
8000 asker burada var. 5600 asker de Torbate Haydarayit'te var. Bunları bizim kendi kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor bu toprakları. Nasıl yapalım abi? Şimdi şöyle yapalım. Şu ordu zaten batı kanadından ilerler. Bunlar beraber buraya saldırsınlar. Bunlar da beraber hep beraber ama buraya saldırsınlar abi. Aynen öyle. Geriden de destek ordu getirmeye devam edelim. Artı olarak bir de yine Azerbaycan topraklarımızdan birkaç tane ordu basım işlemi bizim işimizi görecektir. Evet güzel. Amerika'nın ilerleyişleri durduruldu gibi görünüyor şu anda. Ve evet İran bir çıkarma daha gerçekleştiriyor maalesef. Evet dostlar ufak bir yemek molası verdim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakut'ta bir ziyafet verildi efendim. Ziyafete katıldım o yüzden savaşa ufak bir ara vermek durumunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şimdi artık bir kere şu Amerika Birleşik Devletleri'ni Kore'den atalım ki başımızdaki sorun sayısı 1'e eksilsin. Bir dakika şu vantilatörü benim bir açmam lazım çünkü çok sıcak. Bir dakikanızı rica ediyorum efendim. Tamamdır, çok güzel. Evet şimdi daha fresh bir şekilde oynayabilirim abi. Evet öncelikle Kore'den ABD'yi kesinlikle artık atmamız gerekiyor. Çünkü Kore'nin ABD'deki misafirliği artık biraz fazla uzadı. Türkiye'ye gelen Suriyeliler gibi adamlar geldi gitmek bilmiyorlar. Dolayısıyla artık onları atmamız gerekiyor oradan. 2414'lük ordumuzla saldırmayacağım ben. Şuradaki 3988'lik orduyu da bu bölgeye sevk edeceğim. Aynı zamanda Hazar Denizi'nde kendimizce bir nevi bir güvenlik önlemi almaya çalışacağız dostlar. Yani İran ordularının atabileceği veya attıkları, atacakları çıkarmalara karşı Hazar Denizi'nin güneyinde bir önlem almaya çalışacağız. Az önce de söylediğim üzere maalesef kara savaşında, kara harbinde kaybedebiliriz abi. Çünkü kara savaşında savaşan ordularımızın sayısı gerçekten bir hayli azaldı. Dolayısıyla İran orduları karşısında açıkçası pek varlık gösteremiyoruz dostlar şu anda. Tabii bir de Afganistan toprakları üzerinden saldırıyorlar. Bir de bu var. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan bastığımız orduları seri bir şekilde Hazar'ın güneyine doğru çıkaralım abi. Hepsi beraber geldiğinde hatta sadece şu 4882'lik ordu bile buradaki orduyu halledecektir muhtemelen. Savaş başlayalı ne kadar süre oldu abi? 6 ay 6 gün olmuş şu anda savaş başlayalı. Dolayısıyla hala önümüzde ciddi bir vakit var. Şimdi savaş başlayalı şu anda 6 ay olmuşsa önümüzde en azından beyaz barış imzalayabilmek adına hala 6 aylık bir süreç bulunmakta. Dolayısıyla bizim 6 ay daha beklememiz gerekiyor. Yani bizim şu Rusya planı gene iptal olacak galiba ve gene İran yüzünden ya. Ya 2 bölümdür Rusya'ya savaş ilan etmeyi kafaya koyuyorum. 2 bölümdür İran bana savaş ilan ediyor. Bu sefer beyaz barış yaparsak İran'a karşı kendim hazırlanacağım. Kendim savaş ilan edip İran'ı ben alacağım. Yani bu sefer onların savaşı ilan etmesini beklemeyeceğim abi. Bu sefer ilk adımı atan ben olacağım. Çünkü adamlar beni her seferinde hazırlıksız yakalıyorlar. Yani çok akıllıca hamle yapıyorlar gerçekten. Bir şey diyemem. Her seferinde beni hazırlıksız yakalıyorlar abi gerçekten de. Yani artık bu durumun bir tersine dönmesi gerekiyor. Bu sefer az önce de söylediğim gibi bir sonraki savaşı İran'a ben ilan edeceğim. Böylece biz bu sefer onları hazırlıksız yakalayacağız dostlar. Onların saldırmasını bekleyelim bu arada. Hatta birazcık hattı geri çekelim. Aynen öyle. Ordularımızı birazcık geri çekmekte fayda var bence. Biraz da ordu kaydırma işlemi. Tamamdır, gayet güzel. Şuralara da birkaç saldırı deneyelim. Harika. Kafkaslardan da ordularımız geliyor. Şu anda ordu basım işlemi de gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirelim birkaç tane daha Kafkaslardan yine. Tamamdır abi, çok iyi. Şimdi Amerika'da da bir saldırı yapalım ve devam edelim turumuza. Evet, saldırı yapamıyoruz Amerika'da. Hareket puanımız sona ermiş çünkü. Çok güzel. Termez düştü. Magdani de düştü. Harika haberler üst üste geliyor ama Sabzevar'ı da onlar düşürdü. Aynı zamanda Derveze'yi de düşürdüler ama Aşgabat'ı düşüremediler abi. Tamam, fena değiliz bence. Şimdi buradan bayağı bir destek geliyor zaten bize. Hemen yine buradaki orduları Hazar... Ya yanlışlıkla tur atladım. Bu olmamalıydı. Eyvahlar olsun. Bu cidden olmamalıydı ya. Yani o yanlışlıkla tur atlama var ya bizi çok sıkıntıya sokacak şu anda. Çünkü bizim buralarda hiç nüfusumuz yok. Yani gerçekten daha önce beni bu kadar sıkıntıya sokan bir yanlışlıkla tur atlama olmadı abicim muhtemelen. Yani gerçekten şu an üzüldüm. Yanlışlıkla tur atlamayı genelde böyle aman olur arada der geçerdim. Harbiden üzüldüm bu sefer yani yanlışlıkla tur atladığıma. Evet, Türkmenbaşı maalesef düşmedi. Garigala düştü. Güzel haber. Derveze düştü. Güzel haber. Gazocak da düştü. Çok güzel haber. Güzel haberler yine üst üste geldi. Harika. Tamamdır abi. Buradaki saldırıları da bir tanesi hariç savuşturmayı başardık. Bence güzel bir turdu. Açıkçası kendi adımıza başarılı bir turdu dostlar bence. Gayet güzel. Hemen 4880'lik ordumuz da bu bölgeye doğru bir desteğe gelsin.
Çok güzel. Geride ordu bırakmayalım efendiler. Geride ordu bırakmak yok efendim bu saatten sonra. Zira bütün ordularımıza cephenin en ilerisinde ihtiyacımız var gerçekten de. Dikkatli olmamız gerekiyor o sebeple. Yani dikkat edelim abi. Elimizden geleni yapalım. Şu İran belasını başımızdan bir def edelim. Bir dahaki savaşı zaten söylediğim gibi ben ilan edeceğim ve karşı koyma imkanları yok abi. Yani karşı koymaları gibi bir ihtimal yok, öyle söyleyeyim ben size. O yüzden bu savaştan sonra bizim hazırlanıp ilan edeceğimiz savaşla İran yıkılacak dostlar. Yani bunu artık bilmiş olun, bu artık kesin bir bilgidir. Bizim ilan edeceğimiz savaştan sonra İran yıkılacak kardeşim. Evet, gayet güzel. Şu anda gerideki bütün toprakları hallettik, işgal edilmiş tüm toprakları da kurtardık. Garigala'da da muazzam bir savunma yaptık. Harika abi, işler şu anda adeta birdenbire bizim lehimize döndü gerçekten de. Hemen gerideki orduları yine desteğe getirelim ileri cepheye. Bu sefer biz atağa geçeceğiz. Eğer İran'ın ordu sayısı iyice azalmışsa bu sefer biz atağa geçeceğiz dostlar. Evet, İran'ın ordu sayısı anlaşılıyor ki pek azalmamış çünkü hala saldırıyorlar abi. Hem de sağlam saldırıyorlar. Tamam, şuraya bir destek yollayalım. 2000 orduluk bir destek. Ne zaman barışabiliriz biz bu elemanlarla? Tahmini. Bu arada biz hala Amerika'yı da Kore'den atmadık ya. Doğru. Amerika'yı da unuttuk. Neyse ki adamlar saldırı yapamıyor çünkü orduları kalmadı. Tamamdır abi, güzel. Şuradan hemen bir destek gönderelim. Evet, güzel. Sonunda Amerika'yı Kore'den attık abi. Bu güzel bir haber yine bizim adımıza. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bir barış antlaşması imzalamaya çalışalım seri bir şekilde. Umarım imzalayabiliriz abi bu arada. Hemen yine Kafkaslardan seri bir şekilde bir destek ordu basım işlemi gerçekleştirelim. İstihdamlı bir nüfus haritasından yüksek nüfuslu bölgelerden yapalım ordu basım işlemlerimizi. Gayet güzel. Evet, hareket puanım şu anda bayağı bir azaldı gördüğünüz üzere. Bu turu atlamak durumundayım. Maalesef Aşgabat düştü abi. Tamam, sıkıntı değil. Geriden şu anda ordular gelmeye hala devam ediyor. Hem Kafkasya'dan hem de Orta Asya'nın derin bölgelerinden ordularımız takviye ekip olarak, takviye destek olarak gelmeye devam ediyorlar. Hemen yollayalım yine orduları. Evet, Amerika Birleşik Devletleri maalesef barış antlaşması teklifimizi reddetti. Kendileri reddettikleri bu teklifin sonuçlarına katlanacaklar. Merak buyurmayınız sizler. Hemen Aşgabat'ı bir almaya çalışalım. Oo, Aşgabat'ta 5000 ordu var, dikkat edelim. Aşgabat'ta 5000 ordu var, dikkat edelim. Çok dikkatli olalım. Hemen biraz daha ordu basalım biz, ne olur ne olmaz. Tedbiri elden bırakmayalım. Kesinlikle. Tamamdır abi, gayet iyi. Hemen buradaki orduları da getir abi, hemen. Ne kadar ordu varsa tamamını şu anda ben cepheye yığmak istiyorum adeta. Saldırı yok kardeşim. Aşgabat toprağında kale var. Onların saldırmasını beklemek durumundayız. Çünkü dediğim gibi Aşgabat'ta kale var. Evet, maalesef Tejen'deki savunmamızı bayağı bir zayıflattılar, yıprattılar. Evet, buraya 4000'lik bir ordu geliyor. Güzel. O zaman buradan 3500'lük bir orduyu Tejen'e kaydırabiliriz. Çok güzel. Harika. Tamamdır abi, gelsin ordu artık. Evet, Tejen düştü maalesef. Tejen geri alındı. Harika haber. Çok güzel. Bizim ordu sayılarımız şu anda bayağı bir yükseldi şaka bir yana. Bayağı iyi bir ordu sayısı yakaladık. Şu anda kurtarabiliriz bence. Oha. Abi hala çok fazla orduları var. Hala çok fazla orduları var. Yani hala şurada 7160 kişilik bir orduları var. Yani gerçekten şaşırıyorum. Artık gerçekten şaşırıyorum. Nasıl hala ellerinde bu kadar yüksek sayıda ordu barındırabiliyorlar, tutabiliyorlar? Bu adamların ekonomisi benden daha güçsüz. Nasıl oluyor da benden daha yüksek sayıda ordu tutabiliyorlar topraklarında ya? Gerçekten artık inanması güç geliyor abi. Yani nasıl çıkacağız bu cenderin içinden bilmiyorum yani. Yine Rusya'ya savaşı ilan edemeden bitirdiğimiz bir bölüm olacak bizim adımıza. Gerçekten üzücü. Hemen buradan da yine ordu basım işlemlerimizi yapalım. Oo, güzel. Buradan fena ordu çıkmıyormuş. İyi, güzel, tamam. Evet, maalesef bir toprağımız daha düştü. Hemen gerideki ordulardan destek birlik, takviye birlik getirelim abi seri bir şekilde. Tamamdır, çok güzel. Topla topla, buradaki orduların hepsine ihtiyacımız olacak abi, hepsine. Bas hatta, üzerine biraz daha bas yani. Var mı bölgede başka böyle istihdamlı bir nüfusu sağlam bir bölge acaba? Yani yakınlarda yok abi, şuralarda var da oralardan da ordu bas getir çok zor iş gerçekten de. Yani bayağı uzun sürecek bir iş o takviye destek gelene kadar. Gerçi basalım, zaten elimizde para yok mu oğlum? Yani elde zaten para var, basalım, onlar gelirler zaten yani eninde sonunda, öyle değil mi?
Aynen öyle. En mantıklısı abicim şu anda bunu kullanmak. Hemen yine ordularımızı göndermeye devam edelim. Tamamdır abi, çok güzel. Turumuzu atlayabiliriz. Çok güzel, evet. Kafkaslardan gelen destek birlikler şu anda bayağı bir katkı sağlayacaklar bana. Evet, Amerika bu sefer 30 binlik bir orduyla çıkarma gerçekleştirdi dostlar. Umarım barışır. Barıştı. Çok güzel haber. Bu demek oluyor ki İran'la barışır o zaman. Lan benim ordular ölüyormuş. Abi ben de diyorum ne oluyor? Lan asker erişim ver bana çabuk. Diyorum ne oluyor ya? Tamam şimdi ölmezler. Ya ama yani gereksiz ordu kaybı yaşadık ya. Gerçekten gereksiz ordu kaybı yaşadık ya. Benim ordular ölüyormuş, benim haberim yok ya. Bu nasıl bir iş be kardeşim? Elemanlar çok yüksek sayıda orduyla saldırıyorlar ya. Bunları topla abicim hemen bir eyalete. Tek olarak gelsinler böyle, tek bir şekilde. Tek vücut olup gelsinler kardeşim. Hadi bakalım şu İran'a karşı biraz bir ilerleme kat edelim ya. Bir şeyler yapalım ya. Gerçekten kaybediyoruz yani. Kötü gidiyor harbiden de işler. Tamam abi, halledeceğiz. Halledeceğiz evet. Şuradaki 15 binlik orduyu getirelim. O 15 binlik ordu bence iyi kötü iş görecektir abi ya. İyi kötü bir şekilde iş görecektir oradaki ordu bence. İnşallah. Abi çok sağlam giriyorlar maalesef. Yani gerçekten çok sağlam giriyorlar. Bu adamları nasıl durduracağımızı, doğrusunu söylemek gerekirse şu anda ben bilmiyorum abi. Bir şekilde durduracağız. Çok sağlam giriyorlar ama. Baksana elemanların saldırdığı ordu sayılarına ya. Hala 8000 orduyla falan saldırıyorlar. Yani nereden geliyor bu güç? Nereden geliyor bu yıkılmazlık, bu para, bu ekonomi? Yani inanın hiç bilmiyorum abi ya. Gerçekten aklım almıyor yani. Neyse bakalım. Saldırmayın abicim. Savunmada kalın. Mümkünse hatta şuraya doğru sevk edelim biz bunları. Tamamdır, güzel. Tamam, fena değil abi. Fena değil. Biz yavaştan dilerseniz bu bölümü burada noktalayalım dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucumuza katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.